Merve yumuşamıştı. Pat diye bir mesaj telefonuna. Sertaç Bey. Sinir oldum ya. Patavatsızca bir yorum yapmış kızın mezuniyet kıyafetine. Tuna, sen beni dinliyor musun? Ha? Ha? Ne dedim ben en son? Sen Merve yumuşamışmış. Yumuşamamış mı? Oho! Ta başa sardın. Kusura bakma Gönül ya. Çok önemli bir iş aldım yani. İşi tam anlamaya çalışıyorum. Yani buna konsantreyim. O yüzden tam şey yapamadım. Özür dilerim, ne olursun. Ne iş o? Ya yeni bir reklam filmi. Yani onun çalışması lazım. Çay firması giriyor piyasaya. Onun için çok önemli benim için. Ne olursun özür diliyorum. Kusura bakma Gönülcüğüm ya. Tamam. Önemli değil ya. Anlatmayayım. Zaten sonra anlatırım. Senin işin daha önemli. Şimdi. Yok hayatım, yok yok. Anlat, dinliyorum ben seni. Yok, anlatmayacağım Tuna. Senin işin daha önemli. Sen devam et. Yok Gönül, tamam ben durdum şu anda zaten. Yani ay, senin... Tuna, bayıltırsın insanı. Anlatmayacağım diyorum. Devam et için ediyorum işte. Gönül. Sonra anlatırım. Ama merak ettim ya şimdi. Bıraktın mı şimdi Gönül? Bir şey anlatıyordum. Yani o sırada konsantre olduğum için şey yapmışım ben ama dinliyorum da bir yandan. Tuna. Devam. Gönül. Anlat. Yani merak ettim ama. Sonra ne olmuş Gönül? İşte Özlem çözecekmiş. Nasıl çözecekse artık bilemiyorum yani. Ay kızım uyanmış, kızım gelmiş. Daha ben bebeğim, gel bakayım bir öpeyim. Oh güzel ay, kızım. Ay Merveciğim, oh, ne güzel uyudun Merve. Evet ya, valla deliksiz uyudum. Maşallah. Anlatıyordun Gönül, devam et. Neyi anlatıyordum Tuna? Özlem diyordun yani. Çözecekmiş diyordun ya. Annem mi? Yok canım. Annen olur mu? Annen değil. Benim üniversiteden sınıf arkadaşım bir Özlem var. Onunla ilgili bir şey anlatıyordum babana. Öyle mi? Ha ben tümüyle karıştırdım. Bak oraları atlamışım Gönül. Kusura bakma. Hakikaten yani dinlememişim orayı. Sertaç kim o zaman? Ay sıkıldım artık. Ben bir tost yapıyorum içeride. Geleyim mi Merveciğim? Yardım edeyim mi? Gerek yok. Tuna pes ya. İnanamıyorum. Çocuğun yanında böyle şeyleri konuşmayalım. Dedim ya sana. Hayatım hala sen... Hala Sertaç diyorsun Özlem. Ama sen dedin mi bana? O yüzden dedim ben. Sus Tuna, tamam. Sen işine bak hadi. Hayatım ben bu... Tepimi attırıyorsun yine. Ama sen dinliyorum. Tamam, dinleme. Son dinleme diye bir şey yapmam bana. Yani dinlesem kabahat, dinlemesem kabahat Gönül. Aa. Neyse. Dinlemiyorum diye şey yapıyorsun. Dinliyorum. Artık hadi. Susar mısın Tuna? Baba çok kağıt israf ediyorsun ya. Haklısın kızım. Merveciğim ben de söyledim ama dinletemedim. Neyse. Oo bensiz tost partisi. Ya gidip kendine yapsana ya. Böylesi daha lezzetli oluyor ben. Bu da olmadı ya. Bu da olmadı ya. Bu da olmadı ya. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya babacığım bir çay firmasının reklam filmi var. Ona hazırlık yapmaya çalışıyorum. Bir fikir bulmaya çalışıyorum daha doğrusu. Biraz brief verebilir misin? Brief'ini yesinler senin. Brief'i de biliyor Gönül, gördün mü? Brief'i reklamcı babanın reklamcı kızı böyle olur tabii. Armut dibine düşer yani. Yalnız onu Türkçe anlamında kullanırsak daha iyi olur. Bilgilendirmek desek değil mi Tuna? Tabii yani bilgilendirmek. Öyle, yani öyle demekte fayda var. Bilgilendirmek anlamında doğru söylüyorsun Gönül. Şey hayatım, şimdi bir yeni bir marka giriyor, çay markası piyasaya. Yani bunlar da bir reklam filmi istiyorlar, onu çalışıyorum. Böyle samimi bir reklam olsun istiyorlar aslına bakarsan. Nasıl bir şey var aklında? Ya kapatın gözlerinizi. Gönül sen de kapat. Ben de mi? Kapatın gözlerinizi, şunu hayal edin. Şimdi bir tane flycam böyle çıkıyor, tamam mı? Karadeniz'de böyle. Karadeniz'in müthiş doğasının üzerinde böyle gidiyor. Sisli bulutlar, dağlar. Arkasından yavaşça böyle geliyor. Çay tarlalarının olduğu yere doğru yavaşça yaklaşıyor. Böyle yukarıdan önce çay tarlasında çalışan o emekçi kadınları görüyoruz. Yavaş yavaş flycam yaklaşıyor. Kadınların yanında işte o mükemmel görüntüyü bir anda insan içinde hisseder gibi düşünün. Olağanüstü Karadeniz manzarası böyle doğanıza işiyor gibi düşünün. Flycam yaklaşıyor. Kamera duruyor. O çalışan kadınlardan biri kafasını kaldırıyor. Kameraya bakıyor ve nokta 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 diyor. İşte bu nokta noktanın ne olduğunu bulamadım çocuklar ya. Ya bulamadım. Ya bulsam o sloganı bulsam bir yani harika bir şey olacak. Yani böyle çay yani kaldırıp çayının hani çay gibi bir şey, onu bulamıyorum Gönül ya. Yalnız Tuna. Ay öyle güzel canlandı ki gözümde. Ay Karadeniz'e gidelim Tuna. Bu yaz gidelim lütfen. Gidelim gidelim diyoruz, sonra erteliyoruz. Kesinlikle haklısın yani, mutlaka gitmemiz lazım. Şu sloganı da bulmam lazım ama Gönül ya. Çay yani böyle çaylı bir şey yani. Şimdi şu kafayı kaldırıp şey. Şimdi düşünme, kamerayı düşünme. Yaklaştıktan sonra şöyle kadın kaldırıyor böyle. Diğer arkadaşların yanında. Bir şey. Şey işte yani. Yani çayın iç, bizim yeş böyle... Babacığım yani ya aslında iyi fikir de sanki böyle reklamlar çok fazla var. Hani hiç farklı gelmedi bana. Yani çok klişe Tuna amca.
Ya haklısınız vallahi. Ben de aynı noktada tıkanıp kalıyorum çocuklar ya. Ay Tuna, kaç tane kağıt harcadın? Yeter ama artık. Yani babacığım, bence çözümü çok uzaklarda arıyorsun. Biraz daha yakına bakman lazım. Ne demek o, anlamadım Merve? Bazen çözümler insanın burnunun ucundadır ama işte insanlar görmez. Senin durumun da buna benziyor. Yani benim yaptığım bir brainstorming, yani beyin fırtınası. Yani bu sadece fikir. Ama benim görmediğim ne, anlamadım ben. Ben de epey merak ettim yani. Söyle hadi, merak ettim. E tamam, ben söylüyorum. Hüseyin ve Şükrü abi. Aa, nasıl yani? E, çay denince benim aklıma ilk onlar geliyorlar. Hem slogan bulmana da gerek kalmaz. Onları da sloganlarıyla birlikte transfer ederiz. Sonuçta meslekleri çaycılık, halkın içindeler. Çaylar. Der Hüseyin abi. Şükrü abi de oh der. Sonra da pek şart girer. Bayıldım. Merve, olağanüstü bir fikir bu. Harika. Yani halkın çok ilgisini çekecek bir şey, düşünsene. Ben de gönül... bayıldım. Bravo Merveciğim. Hem mükemmel yani. Hem yani Hüseyin'le Şükrü halktan biri tabii ki. Yani böylece marka bilinirliği de çok harika. Ya inanamıyorum. Ya Merve, tebrik ederim seni. Gel Orçun, gel seni. Orçun bir öpeyim. Hedefi tam 12'den vurmak diye buna denir. Babasının kızı. Kim olacak babasının kızı? Gönül. İnanılır gibi değil. Bravo vallahi. Yani düşünsene Gönül, şimdi Flycam yine aynı şekilde böyle Karadeniz'in dağlarından denize doğru iniyor. Denizden böyle sislerin içerisine giriyor. Birdenbire karşısında çay tarlaları, çay tarlalarına böyle doğru yavaş yavaş böyle inerken Hüseyin'e Şükrü'yü görüyoruz. Orada çay topluyorlar Gönül. Birdenbire kamera duruyor. Hüseyin'e Şükrü kafayı kaldırıyorlar. Hüseyin kameraya bakıyor ve çaylar diyor. Ve bir Şükrü de oh diyor. Sonra pek sadar erkek sesi ulan üstü. Olağanüstü oldu. Hakikaten ya, olağanüstü. Böyle onları çay ocağında görsek, her şey gerçek olsa, doğal olsa. Orçun haklı bence yani. Ya Hüseyin'le Şükrü'yü tarlada çay toplarken düşününce canım kahve istedi Tuna. Öyle yani. Tamam, doğru. Yani kendi mekanlarında, doğal ortamlarında görmekte fayda var. Tabii. Tamam, tabii öyle yaparız, öyle yaparız. Ben çok beğendim bu fikri. Mükemmel. Tam kendi doğal ortamlarında Şükrü'yle Hüseyin. Çok güzel, çok, çok güzel. Ben yani kesinlikle bu fikrin çok beğenileceğini, çok da ses getireceğini eminim. Çocuklar, size bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu reklam fikrini satarsam yemin ediyorum siz de en az benim kadar kazanacaksınız. Söz veriyorum size. O zaman ben arayayım Hüseyin abi. Zaten kanalları kapandı. Çok mutlu olur. Aa, hatta bende videoları da var. Kanalımda yayınlamıştık. Dur. Sen o videoyu bana gönder, tamam mı? Ben de olsun. Şükrü'ye falan da kimseye, Hüseyin'e haber vermeyin şimdi. Ben bunların hepsini bir derleyeyim, toparlayayım, bir sunum haline getireyim. Ondan sonra gideyim müşteriye bir anlatayım bunu. Müşteri bunu beğenirse, ki bana sorarsanız kesin beğenecek. Ondan sonra Hüseyin'le Şükrü'yü ararız. Gönül, çok güzel olacak ya. Düşünebiliyor musun? Yani bizim Hüseyin'i çaylar diyor. Ve ondan sonra Şükrü oh diyor. Harika ya. Harika ya. İşte bu ya Gönül. İşte bu. Hakikaten bu. Çok güzel. Kızım kurtardı seni. Doğru. Aç bakayım şu videoyu şimdi. Evet, seyrederim. Gel Gönül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol.